Evet kıymetli dostlar golver.com'un ve Kayseri Özürlüğü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yepyeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Son dönemdeki desteklerinizden, videolar attığınız beğenilerden, kanalımıza getirdiğiniz abonelerden ve kanalımızı tavsiye etmenizden dolayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Hani bir dönem hep şunu diyordum işte kanala davet edelim arkadaşlar lütfen beğenelim falan filan diye artık teşekkürle başlıyorum. Çünkü siz üstünüze düşeni yapıyorsunuz ben de üstüme düşeni yapayım. Can Taş 2 Nisan'da oylama olacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Can Taş 2 Nisan'da düzenlenecek olan olağanüstü genel kurul hakkında açıklamalarda bulunmuş. <laughs> Bu sefer de arkadaşlar TV Bu Spor açıklamalarda bulunmuş. Hocam daha geçen gün okuluydum falan demeyin. TV Bu Spor'daki açıklamalar. 2 Nisan Salı günü saat 17'de kapılar açılacak. Biz 14 itibariyle genel kurul üyelerimize kartları dağıtılacak. İlk olarak başkanımız Ali Koç üyelere seslenecek. Burada özellikle camiamız tarafından alınacak aksiyonlarla ilgili tüzük ve opsiyonlar tartışılacak. Bunların ne tür sonuçlar olabilir? Camiamıza hukuki ve finansal anlamda sonuçlarının ne olacağına dair bir sunum yapılacak. Şimdi dersimize iyi çalışalım arkadaşlar. İlk olarak Ali Koç sunum yapacakmış. Yani hukuki olarak finansal olarak neler olabilir aldığımız kararlar neticesinde bu konuşulacakmış. Üyelerimiz söz alarak fikirlerini belirtecekler. Bu konuşmalar ve aksiyon planlarının ardından oylama yapılacak. Toplantının önemine değinen GB Taşlı 2 Nisan kararlarının alınmasından bugüne kadar çok çeşitli istişarelerde bulunduk. Eski yönetim kurulu üyelerimizle buluştuk. 250 eski yönetim kurulu üyemiz tek tek arandı. 100 civarı bir katılımla tarihi olağanüstü genel kurul öncesi istişare yapıldı diyor. Şimdi şunu da belirtiyor. Dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önünde siyah ya da beyaz gibi iki opsiyon yok. Likten çekilme ya da hiçbir şey yapmam arasında yapılabilecek 4-5 aksiyon var. Bunun kararı genel kurulda verilecek. 2 Nisan'da bütün opsiyonlar değerlendirilecek. Yönetim kuruluna kapsamlı ve geniş bir yetki verilmesi ve bu yetkinin içerisinde de atılacak en yumuşak adımdan tutun en sert adıma kadar süreçlerin gidebileceği bir durum söz konusu. Yalikten çekilme ya da devam etme gibi iki farklı kutupta yer alan opsiyon değil, farklı alternatiflerde konuşulacak diyor. Şimdi niye dikkatlice dinleyin dedim. Arkadaşlar bu kısmı çoğu kişi anlamıyor. Bak hala ve hala bana şunu söylüyorlar Fenerbahçe çekilecek mi? Ya arkadaş bu çekilme şeyi değil, oylaması değil. Tamam da yani Fenerbahçe çekilecek mi ligden? Hani ligden çekilecektiniz? Ne oldu? Bilmem ne falan filan. Özellikle Galatasaraylı arkadaşlar. Aklıma yine eşekle kurdun tartışması geldi. Eşek bir gün kurda varmış demiş ki çimenler mavidir demiş. Kurt da demiş hayır demiş çimenler yeşildir demiş. Mavidir yeşildir tartışması sürerken ormanın kralına varmışlar. Ormanın kralı kim? Fet e, şey aslan ama dişi aslan. Yani erkek aslan biliyorsunuz yatar hiç avlanmaz. Karaktersiz bir hayvandır. Eşini çalıştırır. İtilmiş kakılmıştaki itilmişin it hali gibi. Neyse dişi aslan demiş ki niye geldiniz? Şöyle şöyle şöyledir demiş. Eşek demiş ki işte çimenler mavidir demiş. Dişi aslan demiş ki evet doğru mavidir demiş. Bak tartışma bitti demiş. Eşek yoluna gitmiş. Sonuç kurda demiş iki tane ceza verin. Niye demiş iki tane ceza? Birincisi demiş beni boşu boşuna uğraştırdın. Boşu boşuna benim zamanımı çaldın. İkincisi de eşeği muhatap aldın demiş. Ben de biliyorum çimenlerin yeşil olduğunu da demiş. Eşeği niye muhatap alıyorsun demiş. Şimdi aklıma bu gelmişken arkadaşlar ben de size bir uyarıda bulunayım. Herkesi muhatap almayın. Yani herkes farklı fikirler sunacak. İlla sunacak. Yani burası Türkiye. Burada kimse hakkaniyetle konuşur mu konuşmaz mı size bırakıyorum. Mesela şöyle bir tablo sunayım size arkadaşlar. Biraz da küçülteyim. Anlık olduğu için kusura bakmayın. Bu mesela Bayer Leverkusen'in son maçı. 90 artı Patrick Schick'in golüyle. Yine 96 8'de e, ee, bir başka maç. Yine başka bir şutut kart maçı. Yine önümde başka görseller var arkadaşlar. lapsik maçı bakın 90 artılarda. Palacio. E, yani bakın Karabağ karşı 90 artılarda maçlar. Yani hiçbir Bayern Münih taraftarının anırdığını görmezsiniz. Yani buraya çıkıp da anırdığını Bak son dakikalarda gollerle maç kazanıyorlar falan diye anırdığını görmezsiniz. Ya da son dakikalarda penaltı atıyorlar falan filan dediğini görmezsiniz. Derler ki adamlar hak etmişse penaltısı verilmişse ne diyeyim derler. O yüzden benden size tavsiyem benden iki tane ceza almayın. Anlatabiliyor muyum? Benim vaktimi de çalmayın. Eşeklerle de muhatap olmayın. Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu ısrarı diyor. Arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu şu konuda hem hemfikiriz. Kesinlikle ve kesinlikle çok iyi bir performans gösteriyor. Kesinlikle ve kesinlikle birçok takımın da transferinde liste başı oldu e, halinde. Artı olarak Fenerbahçe e, ligden çekilmeydi, çekilmemeydi derken çok ciddi bir şekilde de reklamını yaptırmış oldu. PR'ını kastırmış oldu. Ben şunu da söyleyeyim. Bu saatten sonra Fenerbahçe ligden çekilmese bile benim için bir önemi yok. Niye yok biliyor musunuz? Ha bak kıvırmaya başladı diyecekler. Dediğim gibi muhatap almayın kimseyi. Şu yüzden yok. Şu saatten sonra hakemin biri kötü mü yönetti? Al bak biz bu yüzden çekilmek istiyorduk. Haklılığımız çıktı ortaya. Dünya izleyecek şu anda sonra maçları. Fenerbahçe maçlarını şu andan itibaren dünya izleyecek. Siz zannediyor musunuz FIFA gözlemcileri izlemeyecek? Siz zannediyor musunuz UEFA gözlemcileri izlemeyecek? Şu andan itibaren Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bütün maçları irdelenecek, izlenecek, takip edilecek. Şimdi Ferdi hakkında da diyor devlerin radarında diyor. İngiliz devinin radarına girdi. Arteta Ferdi'ye hayran. Ferdi'ye kim hayran değil ki? Futbol landının yani Londra futbolunun haberine göre Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu yaz aylarında yapılabilecekler transferlerden biri olarak tanımlamış. Yine iki kanat bek, orta saha, yaş 24. Haberde Tottenham, Liverpool, Napoli'nin 30 milyon euro bonservis beklentisi içinde olan Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı görüşündeler. Ve Ali Koç da Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. 10 numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi 24 yaşında her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminime ve düşüncem sezon sonunda yeni bir hikaye yelken açacağı yönünde demiştim. Bu sezon 40 maç, 3 gol, 4 asist ve 3369 dakika sahada kalmış durumda. Yani biz Ferdi'yi tutabilir miyiz? Asla. Ferdi de bizi tutamaz. İşin kötü tarafı orası. Yani sizin ne diye kadar bekleyeyim der. O açıdan da baktığınız zaman arkadaşlar Ferdi gider. Ama 30'a gider ama 50'ye gider ama 70'e gider. Hayırlısı. Fenerbahçe. Ee, iki haberim var da. Bir sıralama değiştireyim. Şimdi Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki istatistiği. Herkes bana bunu soruyor. Ya arkadaş siz de çekileceğiz diyorsunuz ama. Hani elinizde ne argüman var? Fenerbahçe'de son 10 sezonun en çok puan toplayan iki takımından biri. Son 5 sezon en çok puan toplayan takımı. Ama hiç şampiyonluk yok. Şimdi Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği. En son 2014'te şampiyon olduk. Yeri geldi yanlış tercihler yaptık demişti Ali Koç. Yeri geldi bangır bangır şampiyonlar giderken aşağı çekildi. 2013, 2014'ten bu yana tabloya bakıldığında Galatasaray 4 kez şampiyon yapılmış. Beşiktaş'ın 3 şampiyonluğu var. Başakşehir ve Trabzonspor'da birer kez şampiyon yapılmış demişti. Ve e, son 10 yılda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe ile Galatasaray olmuş. Hatta Fenerbahçe kendine göre bu süreçte 5 galibiyet fazlası olan ezeli rakibine göre daha az mağlubiyet görmüş durumda. Yani düşünün 0 şampiyonluk son 10 sene şey 9 sene 10 sene durum bu. Ve son 9 sezonun 5'inde Fenerbahçe 2. tamamlıyor. Kıl payı şampiyonluk kaçıyor ya da çalınıyor. Buna siz karar vereceksiniz. Ve gidişat gidişat değil. Ya bütün bu psikolojik travmalardan kafamızı kaldırdığımızı düşünürken otobüs kurşunlanması. Yani düşünün bak Fenerbahçe tam kendine geldiği anda bir travma daha. Benim şöyle bir cümlem vardı Trabzonspor maçından önce kurduğumun. Arkadaşlar bizim son dönemlerdeki hani ilerlemeli, bölümlü bir oyun düşünün. Geliyorsun, geliyorsun, o bölümde takılıyorsun. Geliyorsun geliyorsun o bölümde takılıyorsun. Bizim takıldığımız bölüm hep Trabzonspor maçıydı. Hatta Trabzonspor deplasmanıydı. Evimizdeki maçta değil. Deplasmanıydı diye. Biz Trabzonspor'u yenersek kalan bütün maçları yeneriz diyordum ben. Hala da aynı görüşteyim. Fikrim hala aynı. Bak bunlar ligden çekilecekler. Yolunu yapıyor diyecekler. Dediğim gibi eşeklere muhatap almanın lüzumu yok. Sakın ha. Yani teşbih hata almasın. Örnek veriyorum ben. Kimseye eşeklemiyorum yoksa. Yani biz bence kritik eşiği açtık. Bence şu an Galatasaraylılar tir tir titriyor. Niye biliyor musunuz? Maddeler atıldı, sular atıldı, bıçaklar çekildi, bilmem konçertolar atıldı. Bilmem saz atıldı, gitar atıldı, bas gitar atıldı. Sahaya işte korner direğini mızrak gibi yapmışlar. Onunla saldırıldı. Her türlü saldırı yapıldı ama Fenerbahçe dimdik ayakta. Ve görüyorsunuz durumu sonucu. O yüzden de Galatasaray cephesinde bir korku var. Ve Fenerbahçe ligden çekilmeyi kastederken aslında bazı şikayetlerden de bahsettim. Tabii ki de bunca seneki şampiyonlukların hepsi hakkımızın yenildiği için değil. Yanlış kadro mühendisliği, yanlış şeyler vesaire vesaire. Şimdi Fenerbahçe'nin 2013-2014'ten sonraki sezonları performansına bakılmış arkadaşlar. Daha az mağlubiyeti var. Şimdi 697 puanı var. Galatasaray'ın da 697 puanı var. İşin ilginci. Birisinin 4 şampiyonluğu varken birisinin hiç yokken 697 puanı var. Ve Fenerbahçe 205 mağlubiyet yaşamış. Galatasaray 210 mağlubiyet yaşamış. Ya i̇nanılmaz gibi. Şey, pardon özür dilerim. Ee, Galatasaray'ın 210 galibiyeti. Fenerbahçe'nin 205 galibiyeti. Mağlubiyetlerde Galatasaray'ın 71 mağlubiyeti var. Fenerbahçe 61 mağlubiyeti var. Yani 10 maç daha az kaybetmişiz. Çok garip değil mi? Ve Beklentilerin altında kalıyorsun bakıyorsun sadece 5 puan hani sıkıntı diyor. E, ligleri tek tek saymış. Şurada şu oldu, burada bu oldu. İkinci sırada şöyle oldu, böyle oldu. Ve baktığınız zaman arkadaşlar Fenerbahçe bir sıkıntı yaşıyor. Ama bu sıkıntıyı dile getirdiği her vakit karşısında bir duvar görüyor. Bazen FETÖ duvarı görüyor. Bazen başka bir duvar görüyor. Ama Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu sıkıntı şu an hemen hemen herkesin malumu. Ve herkes artık Fenerbahçe'ye geçtim. Beşiktaş'ı da geçtim. Hadi. Onlar da bir yerde belki Galatasaray şampiyon olacağına Fenerbahçe şampiyon olsun diyorlar ama artık Trabzonsporlulardan da destek gelmeye başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş Trabzonspor'larda ulan hakikaten bu takımın da hakkı yeniliyor. Şimdi biz atıp tutuyoruz ama demeye başladı. Ve ben size işin daha da tuhafını söyleyeyim. Yavaş yavaş Trabzonspor taraftarı diyor ki ulan bize 2010-2011 şike diye bunları yutturdular ama diyor. Ulan bu adamlar eğer orada şike yapmış olsaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı yine bir şekilde yapar. Bu araya yine şampiyonluk sıkıştırırdı. Ulan demek ki bize bu adamlara hedef göstermeye başladılar. Bizi çatıştırırken aradan Galatasaray sıyrıldı. Acaba demeye başladılar. O acaba zaten yeter de artar bilen. Aklı Selim düşünebilen insanların hepsi zaten aynı cümleyi söyler. Ulan der madem Fener'e şike yaptı diyoruz. Biz de ikinci olduk Averaj'dan. Bir sonraki sezon biz niye kaybolduk da Fener Yarım puanla, hakem baskısıyla en iyi oyuncularını kaybederek şampiyonluktan oldu. Bir sonraki sene Fenerbahçe aynı kadroyla devam etse yine şampiyon olurdu diyebiliyor musunuz? Diyorsunuz. O zaman hangi şike? Hangi şike? Lugano gitmiş. Niang gitmiş. dos Santos gitmiş. Bienvenu ile falan Fenerbahçe şampiyonluk kovalamış. Allah aşkına aynı kadro bir sonraki sene yine devam etseydi medya baskısı böyle olmasaydı Fenerbahçe yine açık ara şampiyon olurdu. Var mı aksin iddia eden? Ve üstelik o bir sonraki sene Galatasaray deplasmanda yenmiş. Beşiktaş'ı deplasmanda yenmiş. Süper finalde Trabzon'u deplasmanda yenmiş. Ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Ya Fenerbahçe TFF'yi FIFA'ya şikayet edebilir. Edebilir değil. Edecek de. Fenerbahçe ligden çekilmeden daha kötüsünü yapacak. Hani ligi yok edecek. Ben size söyleyeyim. Ama bu aşama aşama. FIFA'dan da destek var. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi malum Trabzonspor maçındaki olaylar nedeniyle. Fenerbahçe eğer ceza alırsa. Futbolcuları ceza alırsa. Türkiye Galatasaray Federasyonu. FIFA'ya şikayet edecek. Bizzat. Direkt. Ve şunu da söyleyeyim. Ee, i̇nşallah futbolcularımıza ceza vermezler. Yoksa Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Sözleri. Kurmuştu Ali Koç ama bu sözleri boşu boşuna kurmadı. Ve bu sözler öyle üfürükten bir söz değil arkadaşlar. Şimdi hukuktan sorumlu yönetim kurulu sayın Fethi Pekin'in kulüp avukatlarıyla birlikte FIFA'ya kapsamlı bir rapor hazırladığı bu herkesin malum artık. Artık duyumu geçtim herkes biliyor bunu. Raporda çıkan olayların sorumlusu olarak TFF yönetimi, maçı yöneten hakemler ve federasyon temsilcilerin olduğu vurgulanacak. Şimdi bu sıradan bir olay size göre. Ama Fenerbahçe'ye göre sıradan bir olay değil. Hatta ben size şunu söyleyeyim. FIFA'ya göre de sıradan bir olay değil. Bir sürekli aynı takımın başına olaylar geliyorsa ya sıkıntı o takımdadır. Ya da o takıma karşı çok ciddi bir organizasyon vardır. FIFA yetkilileri de çok ciddi bir organizasyon olduğu görüşündeler. Yani varın gerisini siz düşünün. Devam edeyim. Maç öncesi, maç sırası, maç sonrasında gerekli önlemlerin alınmadığı savunulacak. Siyasetin gölgesindeki TFF kurumlarının bağımsız olmadığına da örnekler verilecek. Özellikle PFDK ve tahkim kurulu kararlarına müdahale edildiği belirtilecek. Bu arada bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Tahkim kurulu, şey, PFDK, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından zaten bağımsız olmayan bir kuruluş olarak adlandırıldığı için Fenerbahçe'nin işi çok kolay ve Türkiye'nin FIFA üyeliğinin askıda, askıya alınması talebinde başvurulacak arkadaşlar. İyi de hocam zararı Fenerbahçe'ye de dokunmayacak mı? Hayır dokunmayacak. Zararı Fenerbahçe'ye dokunmayacak. Hatta eğer Fenerbahçe kanıtlayabilirse yararı Fenerbahçe'ye dokunacak. Her sene sadece bu ligden bir takım Avrupa'ya gidecek Fenerbahçe. Öyle bir şey olmaz. FIFA'dan lisans iptal edilince Fenerbahçe de gidemez. Sen öyle zannediyorsun ama gidemez. Var mısınız iddiaya? Var mısın? Neyse 2 Nisan günü dikkatlice dinleyin iyi mi? 2 Nisan günü dikkatlice dinleyin. Şimdi şunu da söyleyeyim. Rus kulüpleri Avrupa'ya gidemiyor. Türk kulüpleri de gidemeyecek. İki. Artık kendi aralarında konsorsiyum mu kurarlar? Kendi aralarında Rus Ligi, Türk Ligi, Avrupa Ligi adı altında bir şey mi yaparlar? O kendilerini bileceği iş. Öyle de bir şey olabilir. Ya da Avrupa Ligi projesi hayata geçirilirse Fenerbahçe o ligde yer alır mı almaz mı? Bunu da hep birlikte izleyeceğiz. 2007'de gelen mektup akıllardan. Türkiye futbol siyaset ilişkisi nedeniyle 2007'de FIFA karşısında sıkıntı yaşamıştı. Bakın futbol siyaset ilişkisi nedeniyle 2007'de sıkıntı yaşamıştı. FIFA ve UEFA Haluk Ulusoy başkanlığındaki federasyona. Tam da bak o zamanki federasyona bakın Allah aşkına. Ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Ne kadar ilginç. Haluk Ulusoy Başkanlık Federasyonu 26 Haziran 2007 tarihinde bir ihtarname gönderdi. Mektupta bazı delegelerin özellikle kulübü temsil edenlerin bak Allah aşkına aynı senaryo değil mi ya? Bazı delegelerin özellikle kulüpleri temsil edenlerin kendi haklarını uygulamada sürekli baskı altında kaldıklarını gözlemlemiş bulunuyoruz. Açıkça FIFA ve UEFA 22 Temmuz 2007 tarihli parlamento seçimlerinin TFF'nin kendi iç durumunu etkilememesini, etkilemesini istememektedir." demiştim. Ve bu iddianamenin Fenerbahçe'nin Ulusoy başvurusuna da zemin hazırladığı belirtildi. İsimleri değiştirelim. Haluk Ulusoy'u çıkartalım. Fetullah e, şey Mehmet Büyükekşi koyalım. Bazı delegelerin, kulüpleri temsil edenlerin. Yusuf Günay'ı falan koyun. 8 tane delege Galatasaray'ın. Aynı Galatasaray'ın aynı organizasyonu ikinci kez Tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır derken ben haksız mıymışım? Şimdi bana izah edin bakalım. Haksız mıymışım? Ve Fenerbahçe'nin yerinde olsam asla bir adım geri atmam. Gerekirse 100 yıl boyunca hiçbir Türk kulübünü Avrupa'ya almasınlar. Fenerbahçe'de dahil yine geri adım atmam. Madem bunu bir iki kez yaptılar. Bak bir kez yaptılar uyarı aldılar yine yaptılar. İkinci kez yaptılar uyarı alsalar yine yapacaklar. Hiçbir yapamasınlar. Hiçbir yaptırımlar olmasın. İyi de hocam biz bunu yaparsak iyice Fenerbahçe'ye düşman kesilirler mi? Bence biz bunu yaparsak Galatasaray'a düşman kesilirler. Çünkü derler ki ulan senin yöneticilerin orada başkan oldu muydu? Senin elemanların orada as başkan falan oldu muydu? İşin içinde bir sıkıntı var. Bundan sonra senden hiç kimseyi almıyoruz buraya derler. Ve düzelip ahlaki etik bir çerçeveye girip FIFA'ya başvuruda bulunurlar. Bakın biz düzeldik, bakın biz düzeldik diye. FIFA'nın da soracağı ilk soru Fenerbahçe'nin hala hakkını yiyor musunuz? He hocam sen de kendi kendine hayaller kur tabi. Tabi he FIFA'nın da içi gücü yok. Fener'in hakkını yendiğini düşünecek. Ulan o zaman da Fener'in hakkı yeniliyordu. Uyarı geldi. Şimdi kim? Ve ben size şunu söyleyeyim. Avrupa kurumları birincisinde uyarır. ikincisinde affetmez. Bir kez uyarır. Hocam Allah'ın hakkı üçtür. O adamların Allah'ı var mı? Vallahi benden uyarması. Lütfen değerli görüşlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Olur mu olmaz mı? Bak bence lig yok edilecek. FIFA'dan da destek zaten var. Zaten bir kez destek vermiş. İkincisinde dediğim gibi toptan kaldıracak ligi. Ya benim görüşümde fikrimde bu şekilde. Katılırsınız, katılmazsınız. O sizin bileceğiniz iş ama benim görüşüm net arkadaşlar. Lütfen yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.